Bugün gerçekten garip bir olaydan bahsedeceğim sizlere. Çünkü iki yerden bakıldığında da çok garip geliyor. Suriye'de yaşayan Suriyeliler Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönmesini istemiyormuş ve bunun için protesto yapıyorlarmış. İddialar bu şekilde. İddialar diyorum çünkü bu iddiaları yalanlayan bayağı da bir insan var. Sözde bu insanlar bunu protesto etmiyormuş. Başka bir şeye protesto ediyorlarmış. Biz adamların dillerinden anlamamışız vesaire. Videoda sizlere doğru bilgi verebilmek adına ne kadar araştırma yaptıysam da başarısız oldum. Çünkü bütün haber kanalları haberleri bu şekilde paylaşmış. Fakat bu bu haberlerin yalan olduğunu savunan kesim de bir hayli fazla. E adamların dilinden de anlayamadığım için bu konu üzerine fazla konuşamayacağım. Aranızda eğer ki dillerinden anlayan varsa yorumlara yazsın, sabitteyim. Olayın gerçekliğinden emin olmasak da iddialar üzerine konuşmak istiyorum. Eğer ki Suriye'de yaşayan Suriyeliler gerçekten de bunu protesto ediyorsa yerden göğe kadar haklılar. Bakın onların geri gelmesini istememekte haklılar diyorum. Onları göndermeyeceğiz diye bir şey söylemiyorum. Ne olursa olsun biz bunları göndereceğiz. Ama Suriye'deki Suriyelilerin Türkiye'deki Suriyeleri istememe Sebeplerine baktığımız zaman biraz haklı gözüküyorlar. Neden? Çünkü bu insanlar da kolaya kaçabilirlerdi ve savaştan kaçabilirlerdi. Evlerini, eşlerini, çocuklarını o ülkede bırakıp kaçabilirlerdi. Ama bunu yapmadılar. Ben zaten videolarımda bu yüzden söylüyorum. Bizim herhangi bir şekilde adamların ırklarına, cinsiyetine karşı bir şeyimiz yok ki. Bizim tek karşı olduğumuz şey burada mülteci gibi davranmamaları. Suriyelilerin başımıza açtığı dertlerin gerçekten farkında değilsiniz. Mesela Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamaya göre Suriye'ye 200 bin tane ev inşa edilecekmiş. Sözde Suriyelilerin tekrardan ülkesine dönebilmesi için bir projeymiş bu. Ama anlamadığınız şey şu. Biz hangi parayla, hangi ekonomiyle bunu yapıyoruz? Ben bunun gerçekten bir çözüm olduğunu düşünmüyorum ya. Tamam seçimlerin yaklaştığını ben de farkındayım. İlla bir şey yapıyormuş gibi gözükmeniz lazım. Ama bu benim için bir çözüm değil. Tekrardan söylüyorum. Bana öncelikle bu lazım. Sonra bu adamların kendi ülkesine dönmesi lazım. Kendi ülkelerine dönmeye teşvik etmekten bahsetmiyorum ben burada. Kendi ülkelerine yollamaktan bahsediyorum. Bu adamlar kendi istekleriyle zaten gitmeyecekler burada ev almışlar, dükkan almışlar, vatandaşlık almışlar. Bedava üniversiteye gidiyorlar, okuyorlar, tatile gönderiliyorlar. Daha bilmediğiniz birçok şey var ama neyse. Bizim bu adamları bir şekilde en az zararla yollamamız gerekiyor. Üzgünüm yapmamız gereken şey gerçekten de bu. Suriyelilerle bizim kültürümüz hiçbir şekilde uyuşmuyor. Tamam aynı dine mensup olmuş olabilirsiniz ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Kültür çok önemli bir şeydir. Mesela sizlere şöyle örnek vereyim. Türkiye'ye sadece Suriye'den mülteci gelmedi. Ukrayna'dan da mülteciler geldi. Biliyorsunuz biliyorsunuz ki Rusya ve Ukrayna savaşı hala devam ediyor ve Türkiye'ye baya bir Ukraynalı mülteciler geldi. Aranızda mutlaka vardır şu anda Türkiye'ye Ukraynalı mültecinin geldiğini bilmeyenler. Daha öncesinde belki bunu bilmiyordunuz çünkü bu adamlar hiçbir şekilde ülkeye sorun çıkarmadı. Kültür farkı dediğimiz şey budur aslında. Hatta sorun çıkarmayı geçtim yararları bile oldu. Geçenlerde mesela Türkiye'de çöp toplamışlar sırf bizlere teşekkür etmek için. İşte görüyor musunuz sorun da zaten tam olarak bu. Suriyeliler bizim ülkemizde misafirse eğer ki ne zaman gitmeleri gerek gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Burası onların ülkesi değil, burası Türkiye. Ulan savaş bittiğinde Türkiye'ye gelen Ukraynalıları bağlasan durmayacaklar. O adamlar savaş bittiğinde kendi ülkelerine kendileri gidecekler. Bizim bir şey dememize gerek kalmayacak. Adamlar gün sayıyor olan ülkesine gitmek için. Siz yalvarsanız da, yakarsanız da, lütfen burada kalın deseniz de bu adamlar ülkelerine geri dönecek. Çünkü olması gereken zaten budur. Misafire hadi kalk git evine dendiği nerede görülmüş? Eve gelen misafirler zaten ne zaman kalkmaları gerektiğini bilirler. Ama bu adam adamlar böyle değil. Sen buraya mülteci veya sığınmacı olarak geldiysen belli bir süre sonra gitmen gerektiğinin farkına varman lazım. Şimdi diyeceksiniz ki işte Almanya ve Avusturya Türkler işçi olarak gitmişti falan. Bunlar bambaşka şeyler. Almanya ve Avusturya zamanında Türkiye'den işçi almıştı kendi ülkesine. Onlara barınacak yer verdi, maaş verdi, karınlarını doyurdu, her şeylerini karşıladı. Ama bizim Türkler boş durmadı. Orada nargile içmediler, kadınların videosunu çekmediler. Seneler boyunca bu adamlar fabrikalarda çalıştı. Siz Almanya'daki Türk buradaki Suriyelilerin karşılaştırmasını yapamazsınız. Aynı zamanda Ukraynalı mültecilerle Suriyeli mültecileri karşılaştıramazsınız. Çünkü aralarında büyük bir kültür farkı var. Bu adamlar eğer gerçekten de Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini istemiyorlarsa yerden göğe kadar haklılar. Fakat kusura bakmasınlar biz göndereceğiz. Göndereceğiz çünkü biz de haklıyız. Bunlar burada kalamaz. Ve bu Suriye'de ev yapma projesini destekliyor musunuz bilmiyorum fakat ben desteklemiyorum. Zaten ekonomi bu haldeyken böyle bir projeye kalkışmak bence olmamalı tekrardan söylüyorum. Adamları oraya gitmeye teşvik etmemize gerek yok. Burası bizim ülkemizse ve burada bizim kurallarımız geçiyorsa eğer teker teker gidecekler zaten. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.